Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Dekanlar, Eski Müdürlerim, Öğretim Elemanlarım ve Değerli Sanatçılar. Rusya bağlı Federasyonu Türk Devleti olan Başkomutanlığından gelen sanatçımız Berat Doğmalı'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan kişisel resim sergisiyle bugünden yarına giden o çok güzel yolun başında olan biricik kızı Diana olan sanat, modernizmin oluşumuyla beraber toplumların sadece bir yansıması değil, aynı zamanda kendilerini sorgulamalarına da olanak sağlamıştır. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi'nin değerli üyeleri, yöneticileri, değerli sanatçılar ve basının değerli temsilcileri, Alman düşünür Walter Benjamin, sanatın aurasıyla ilgili olarak yaptığı sorgulamada peş peşe şu soruları ortaya atar. Sanat eserleri kopyalanabiliyorsa o zaman sanat nedir? Kağıdın üzerindeki herhangi bir çizim midir? Eğer öyle ise Louvre Müzesi'nde satılan şemsiyelerin üzerindeki Mona Lisa baskıları da sanat mıdır? Yanıt elbette ki hayırdır. Çünkü sanat kendisini tanımlayan birçok elementin bir araya gelmesiyle anlam kazanır. Bu noktada müzeler çok önemli bir işleve sahiptir. Modern sanat müzeleri estetik olarak nelerin sanat sayılıp sayılamayacağını belirler. Ayrıca sınırların ve fikirlerin tıpkı bir laboratuvarda zorlandığı ve yönlendirildiği gibi oluşumuna imkan verir. Türk felsefeci İsmail Tunalı'nın vatan yaratmada sanat eseri onurlu yerini korumaktadır tespiti, tarih içinde toplumların egemen devlet olarak devamlı yaşama şansına sahip olmasını sanat alanındaki gelişmişliğe bağlar. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek
yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje olarak Türk dünyasını bu coğrafyada birleştiriyor. Sayın Bakanım, bugün itibariyle 89. serginin açılışı için bir arada bulunmaktayız. Son 10 ay içerisinde yüzlerce sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bildiğiniz gibi 12 binin üzerinde eser yaratmış durumda. Bugünkü sergide baş Kürdistanlı sanatçı Vera Frolova'nın ve kızının Diana'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için baş Kürdistan'ın kültürünü, doğasını, ulusal danslarla efsanelerini gerçeklik ve sembolizm tarzlarında yansıtacağı 30 eserden oluşan resim sergisinde bir aradayız. Vera Florova, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için çok önemli bir sanatçı. Bugünlere gelinmesinde yapmış olduğu katkılar yadsınamayacak kadar fazla. Sanat yaşamı boyunca birçok ödül alan sanatçımız, bugün üniversitemiz tarafından da bir ödül takdim edilecektir. Vera'ya ülkemizde bulunduğu süre içerisinde çocuğuyla birlikte onlarca kez bizleri ziyaret etti ve bu önemli projeye çok büyük katkılar sağladı. Bugünkü sergide kızının da 4 eserini izleme şansına sahip olacağız. Vera Florova, bundan sonra da yakından takip edeceğimiz güzide sanatçılar arasında onurlu bir konumda yer alacaktır. Мне эти философы Альфред Бенджамин в своем вопросе об ауре искусства и его сущности справедливо заметил. Если произведение искусства можно скопировать, то что тогда является искусством? Неужели как любой рисунок на бумаге это и есть оно? Если это так, то ты находится на зоне, как подающихся группе, тоже является искусством. Ответ, разумеется, нет. Искусство – это изменение множества элементов каждого сотрудника. Подравить себя, не определяет себя самостоятельно. В настоящее время музей играет очень важную роль. Музей современного искусства определяет эстетические точки зрения, что же является на самом деле искусством, а что нет. Кроме того, музей подобным процессом научной лаборатории позволяет формировать границы и идеи. Знаменитый философ Березей своим основным почему, что произведения искусства играют большую значимую роль в установлении и неприятности существования государства, нации и культуры Родины. Уникальный проект Филиппского музея современного искусства, объединяющий весь Советский мир, и художников из разных стран, предоставляет свободу творчества и проект фантазии. Сегодня мы все вместе присутствуем в открытии вот уже 89-й выставки. За последние 10 месяцев более сотни художников уже создали свои 12 тысяч работ. На сегодняшней же выставке нам предоставляется возможность познакомиться с творчеством нашей башкирской художницы Веры Александровны Фроловой. Наша уважаемая художница подготовила 30 работ с элементами как реальности, так и символики. И отображала свои произведения на культуру, природу, народные танцы, традиции и легенды башкирской. Вера Фролова, как уже было сказано ранее, стала хозяйкой более 20 персональных выставок. Пришло время Кипрского музея современного искусства. Вера Александровна очень хорошо знает художников, и каждый раз, посещая нашу страну, она приезжает со своей маленькой дочерью, четыре работы в которой сегодня же будут выставлены для вас в этом зале. Yakın Doğu Üniversitesi, benimsemiş olduğu 4. nesil üniversite modeliyle akademik çalışmaları, araştırmaları ve AG faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas almaktadır. Bu misyon doğrultusunda üniversitemiz sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini yerel ve küresel ölçekte toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmaktadır.
Kampüsümüz, bilim üreten kampüs olma belgesiyle, bünyesinde farklı araştırma merkezleriyle laboratuvarları barındırmakta ve bunları sistematik olarak bütün araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Bunun en somut göstergelerinden olan proje ve yayın sayımızı gün be gün artırmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda üniversitemiz öz kaynaklarıyla 380 araştırma projesini kabul etmiş. Bunların 120'si tamamlanmış, 250'si ise devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl uluslararası yayın sayımız 1200'e ulaşmış ve haklı bir gururu bizlere yaşatmıştır. Yıllık yayın sayımızı ve kalitemizi daha da yukarılara çekmek en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Bakanım, yaklaşık 7,5 milyar olan dünya nüfusunun %42'si 3 milyar 190 bin kişi sosyal medyayı kullanmaktadır. Facebook 2 milyar 167 milyon kullanıcıyla ilk sırada yer almaktadır. Yakın Doğu adresli yayınların daha da geniş kitlelere ulaşması adına ülkemizde belki de dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yakın Doğu araştırmacılarının ürettiği araştırma sonuçlarını daha geniş kitlelere duyurmak için Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ağı Nearest Scientists on Social Media, Facebook ve Instagram üzerinden yayına başlamış bulunmaktadır. Bilim Ağı, Yakın Doğu adresli yayınlara erişim kolaylığını sağlayacak ve araştırmacılar arasında işbirliğini artıracak akademik, sosyal bir ağ olacaktır. Bununla birlikte akademisyenlerin alanlarıyla ilgili en son bilimsel yayınlardan haberdar olmalarına, aynı konu üzerinde çalışan akademisyenlerin iletişim kurarak çalışmalarını zenginleştirmelerine ve araştırma sorunlarına çözüm bulabilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu uzun ve meşakkatli yolda Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliğiyle devam etmekteyiz. Onlara bir kez daha teşekkür ederken başarı ve gururu hep birlikte paylaşmanın mutluluğuyla sizlere selamlar, en derin saygılarımı sunarım. Sanatçı Sayın Berat Olabay'ı kürsüye davet ediyorum.
Уважаемый доктор Саладкин-Сель, все присутствующие гости и господа художники, я очень рада вас всех приветствовать на своей персональной выставке. Моя огромная благодарность уважаемому доктору Суату Гюнселю за приглашение и хорошо организованную выставку. Желаю вашему музею открыться и просуществовать долгие годы. Я своими глазами видела, как все начиналось, и за столь короткое время коллекция музея очень быстро пополняется, и сам музей растет ускоренными темпами. Думаю, на данный момент нигде в мире нет ничего подобного. Вы очень дальновидный человек, и поэтому я не сомневаюсь, что ваши проекты по поводу искусства и творчества будут неиссякаемы. Желаю вам, чтобы приезды художников и их приезды с персональными выставками переросли в более глобальные проекты, международные симпозиумы по искусству, чтобы многие мастера мечтали попасть на них. Думаю, что со временем даже создадите свою медаль в области изобразительного искусства, ценность которой будет очень значима в мире искусства. Верю, что все ваши начинания, так же как то, что вы сейчас делаете, многократно помогут увеличить вам ваши дети и внуки. Желаю вам огромного здоровья. И отдельно хочу поблагодарить всех тех людей, которые создают для нас, художников, атмосферу для творчества и вместе с вами помогают расти музею в ускоренном темпе. Это огромная благодарность всем педагогам, помощникам, водителям, поварам, уборщицам и тем, кто готовит открытия, тем, кто натягивает холсты и картины, кто закупает правильные художественные материалы, кто проводит экскурсии, и всем тем, кто в той или иной степени окружает художников каждый день. То, что они делают каждый день, это не просто работа. Многие из них свою работу делают не просто качественно, но с душой и любовью. И зачастую многие, помимо своего рабочего времени, тратят свое личное время безвозмездно. Это не пустые слова. Я считаю, что все вокруг окружающего художника делается, все, что делается честно, с любовью, с душой и с добрым словом, помогает ему создавать очень качественные, высокодуховные и действительно значимые произведения искусства. Sayın Hocam diye söze başlamak isterim. Sayın Suat Günsel Hocam, kurucu rektörümüz, rektör yardımcılarımız, akademisyenlerimiz ve sanatçılar. Az önce konuşmaları dinlerken şunu bir kez daha öğrendim ki 89. sergi. Hemen kendi kendime bir muhasebe yapmak istedim ve küçük bir hesapla şunu gözlemledim. Modern Sanat Müzesi'nin hedefi 20 bin eser. 12 bin eseri geçtik. Bugün 30 eser daha var. Eksi 30, 12 binden giden süre içerisinde 20 bine ulaşana kadar yaklaşık 8 bin eser daha. Bu da şu demek. 60 kusur hafta
60 kusur haftanın içerisinde her hafta en az 120 eser. Yani önümüzdeki bir yılı aşkın süre içerisinde her hafta 120 değişik eseri buradan izleme imkanını bulacağız. Böyle bir güzellik yok. Dünya görmedi, görülmedi. Küçücük bir ülkenin içerisinde coğrafik olarak çok küçük olan coğrafik özelliklerimizle, nüfus yapımızla bu kadar büyük bir sayıya ulaşmak gerçekten bir mucize. Bu mucizeyi Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde ulaşabiliyoruz. Toplumların değişik görüşlerini, kültürlerini şu küçücük adaya getiriyoruz. Ve burada değişik kültürlerden gelen ve sanat yoluyla anlatılan alınları bir kez daha anımsamaya ve onlarla özdeşleşmeye çalışıyoruz. Onların dünyasının içerisinden gelen düşüncenin ve varlıkların, onların yaşadıklarının ülkemizde fark edilebilmesi için eserlerinden faydalanarak o yaşam tarzını da öğrenmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir değerdir ki Modern Sanat Müzesi, özelde Yakın Doğu Üniversitesi'ni, genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma yolunda ve attığımız adımların daha iyi olması yolunda bize bir ufuk, bir yol gösterdi. Bu yolu az önce bahsetti Sayın Hocam, Sayın Şanlıdağ ve dedi ki modern teknolojinin bize yarattığı imkanlar. Modern teknolojinin bize yarattığı imkanlarla bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. OTT'ler, yani sanal ortamın içerisinde Facebook, Instagram gibi ve diğer LinkedIn ve diğer tweet örneğin olaylarla çok daha farklı yerlere ulaşabiliriz. Yakın Doğu Üniversitesi'nin çok geniş bir network'ü var. Bu network'ü çok iyi kullanmak gerekir. Ve inovasyonun, teknolojinin, dijitalleşmenin bize getirdiği imkanları rahatlıkla kullanıp İşte bu tanıtım yolunda da çok büyük adımlar attığımızı ve Yakın Doğu Üniversitesi'yle de bunu gerçekleştirdiğimizi gözlemlemek benim için ayrı bir güzellik. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki yıllardır uğraş verdiğimiz bir diğer alan da dijitalleşmenin ve teknolojinin adamıza daha mümkün olabileceği konulardaki girişimleri yapabilmek. Bugün burada ödüllü sanatçı diyeceğim. Vera Frolova yaptığı eserleri izliyoruz. Beni ayrıca memnun eden bir olay daha. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ortaya o çocuk üniversitesi kavramına ve o kavram çerçevesinde yapmış olduklarına artı olarak küçücük kızımız Diana'nın da yapmış olduğu güzel eserleri burada. Gerçekten takdire şayan. Diana'yı da yürekten kutlarım. Onun yapmış olduğu eserleri burada görmek ve onun bu becerisini inşallah ileriye çok daha iyi bir şekilde taşıyabileceğine yürekten inandığımı kendisine ifade etmek istiyorum. Gerçekten muhteşem. Onun için kendilerine kutlarım ve bugün yaşanan bu heyecanı daha da ileriye götürmek için o mevcut 120 haftadaki eseri bir başka heyecanla, her sergide daha farklı bir heyecanla yaşayabilmenin umuduyla tekrardan hem Yakın Doğu Üniversitesi'nin genelde, tabii ki hocamı da özelde kutlarım. Böyle bir muhteşemlik yok. Ellerinize sağlık. İnşallah bunların sonucunu 15 Kasım 2020 yılında çok daha muhteşem bir şekilde hep birlikte izleyeceğiz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Создали 12 тысяч человек. Это значит, что в месяц производственность была
olan 1200 работ. Такого, по-моему, не видел ни один музей современного мира. Для нас это большое достижение и большая гордость, так как все это происходит именно здесь, именно на территории Турецкой Республики Северного Кипра, на такой маленькой территории, на такой состоящей такой значимой и важной для нас. Говоря о технологиях и о современном виртуальном мире, конечно же, стоит затронуть систему искусства, так как благодаря именно этим технологиям и тем возможностям, которые предоставляют нам сегодня современный мир, мы имеем возможность нести эту идею, имеющую жизнь. Сегодня я рад присутствовать на открытии представленной выставки Рандовеха Александра Фролова, но особенно рад присутствовать здесь, потому что именно здесь начинается и художественный путь, и его маленькая замечательная девочка. Спасибо вам большое за эту возможность. Благодарю всем за внимание. Как ты начнешь свое обучение в университете.